İstanbul'un fethinin seneyi devriyesi yaklaşıyor. Malumunuz 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi idrak edilecek. İşte bu vesileyle de şehrimizin medarı iftarı Hâlim Zeydebâ'ül Benesâr radıyallâh'ın başta olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in övgüsüne mazhar olan Sultan Fatih Muhammed Han başta olmak üzere fethiye iştirak etmiş bütün da ruhları şad olsun ve onları rahmetle ve minnetle böylece anmış olalım kıymetli kardeşlerim. Evet yani bu fetihler, bu zaferler, bu şanlı zaferler anlatılmalı, anılmalı, idrak edilmeli. Milli ve manevi duygular ayakta tutulmalı. Zira yani geçmişini bilmeyen bir millet geleceğe ışık tutamaz. Tabii bizim geçmişimize baktığımız zaman, tarihin tozlu sayfalarını şöyle bir karıştırdığımız zaman o kadar çok zaferimiz var ki, o kadar çok kahramanlarımız var ki. Evet, o şanlı ecdat bakıyoruz. Eee, ilahe kelimetullahı her tarafa yaymak uğruna yani zevkleri, keyifleri hepsini terk etmişler de at sırtında seferden sefere, cihattan cihada koşmuşlar ve böylece Allah'ın dinini, yani kelimetullahı her tarafa yayma konusundaki gayretlerini bizlere miras bırakmışlar. Bizlere de Rabbim Celle Celaluhu o şanlı ecdada layık birer torun olmak nasip eylesin. Tabi yani dedik ya çok zaferler, şanlı zaferlere imza atmışlar ama İstanbul'un fethi çok önemli. Yani sadece Osmanlı tarihi açısından değil, dünya tarihi açısından çok önemli bir Fetih'tir İstanbul'un fethi. Yani bir düşünün, köhnemiş Bizans'ı düşünün, Konstantinopolis. 10 küsür asır hipodromlarda, arenalarda, binbir gece eğlenceleriyle, bir takım efendim gladyatörleri aslanlara parçalatarak, yani adamlar halktan, efendim, milletin dertlerinden, sıkıntılarından bir haber bir şekilde sevk sevküzefa sürdüler. Ve neticede ne oldu? Elbette onların da sonu geldi. İşte İstanbul'un fethi, Konstantinopolis'in... Tarihe gömülüşü de Sultan Fatih dedemize nasip oldu. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar oldu. O fetih ile birlikte de ne oluyor? Orta çağ kapıyor ve yeni çağ başlatıyor. Bununla birlikte de Sultan Fatih dedemiz ne yapıyor? Hilal'in haça galibiyetini bütün dünya tarihine altın harflerle yazdırıyor. Fethi anlamak için önce Sultan Fatih'i anlamak ve onu bilmek tanımak lazım. Öncelikle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olan bir komutan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَانْتِينِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ Emiru Emiruha, الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشِ Konstantinopolis yani İstanbul elbette muhakkak feth olacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden asker ne güzel asker. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne yapıyor? Böyle bir övgüde bulunuyor. Tabii yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne güzel komutan, ne güzel asker buyurması o ne güzel hem dünyada güzel hem ahiretini dünyasını abad eden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olan Allah'ın demek ki kabul ettiği, razı olduğu kullardan demektir bu. İşte bu münasebetle yani şehrimizin medarı iftarı diyoruz. Halid-i Bize ben Benesar radıyallahu anh o yaşta 90 yaşında pirifani her türlü efendim uhrevi kazancı elde etmiş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e imandarlık yapmış. Onu evinde ağırlamış ve nice cihatlara katılmış olmasına rağmen ne yapıyor? İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o e, İstanbul fetheden asker ne güzel asker hitabına muhatap olabilmek için o günün şartlarında, o yaşta kalkıyor, buralara kadar geliyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü komutan. Ne diyoruz? Dedemiz, Sultan Fatih dedemiz. Ha dedemiz deyince tabii aklına yani böyle aksakallı, kambur, pirifani böyle bir zat gelmesin. Evet İstanbul'u fethettiği zaman 21 yaşında bir delikanlı. 21 yaşında evet kıymetli kardeşlerim. Yani o yaşta bir çağ kapatıyor, bir çağ açıyor. Bugünkü bir gençleri düşünün. 21 yaşındaki, 22-25'e kadar, 30'a kadar bir düşünelim bakalım. Acaba dertlerine, ne? ideallerine, hedeflerine. Bir de şimdi Sultan Fatih'e bakalım. Öyle ya. Yani fetihten bahsedelim ama o Fatih'i bir tanıyalım. He, o yaşta keyfinde zevkinde aleminde gezmiyor da o pavyon senin bu gazino benim gezmiyor da o bar senin bu bar benim aleminde keyfinde efendim bir hayat sürme derdinde telaşında değil de hani saçıyla kıyafetiyle saçına jöle sürer o parmaklar jöleyle, saçıyla meşgul olmuyor da dünyanın tarihinin akışını değiştirmekle meşgul oluyor parmaklar. Kendisinde böyle bir istidat var. İşte o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü orduya, 200 binlik orduya emirinden neferine kadar onları yönetebilme, komuta edebilme istidadına ve iktidarına sahip. Böyle bir büyüğümüz, böyle bir dedemiz. Hani bazen gaza gelip de bazıları diyor ya, alem buysa kral benim diye. He? Kral da o, imparator da o. Ama o, bak derdine. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olabilme derdi sevdasıyla yatıyor, kalkıyor. Efendim, rüyasında dahi onun sevdasıyla meşgul onu görüyor. Kıymetli kardeşlerim. Evet. Tabi, doğarken doğmuş evde fetih süresi okunuyor. Doğduğu zaman evde fetih süresi okunuyor. Evde veliler var, alimler var. Babası ikinci Murat. Tabii fetih süresi okununca hepsinin gönlünde eskiden beri bu sevgi var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne mazhar olabilme derdi ve sevdası var. Hemen Hacı Bayram Veli Hazretleri orada. Bak yani Sultan Fatih doğduğu zaman kimler var görüyor musun? Ya Akşemseddinler orada. Hacı Bayramlar orada. Tabii Fetih Suresi okununca hafızlar, kurralar tabii okuyorlar. Ve hemen Hacı Bayram Veli Hazretlerine dedi ki efendim İstanbul'un fethi bu fakire nasip olacak mı? Soruyor. Tabii Hacı Bayram Veli Hazretleri şöyle bir başını eğiyor, gözünü yumuyor ve bir müddet sonra kaldırıyor. İstanbul'un fethi diyor. Şu Beşik'teki yavru ile şu köseye nasip olacak diyor. Daha henüz sakalı bitmemiş Akşemseddin Hazretleri de orada ve daha o zamandan böyle bir kerametini izhar ediyor. E tabi Sultan Fatih de böyle yetiştiriliyor. Yani İstanbul'u fethedecek bir komutan olarak altyapı ona göre eğitimi, hocaları, üstadları yani o devrin en önemli üstadlarının rahley tedrisinden geçiyor. İşte Molla Gürani'den tefsir dersi görüyor. Molla Hüsrev'den fıkıh dersi görüyor. Hoca e, Hocazade'den kelam dersi görüyor. İşte Ali Tusiler, Ali Kuşçular. Yani hep devrin en önemli bilim adamlarıyla, ilim adamlarıyla ne yapıyor? Oturuyor, kalkıyor ve onların tedrisatında böyle büyüyor. Ve diğer taraftan manevi olarak da Akşemseddin Hazretleri zaten gölgesi hep üzerinde. Denir ya, siyasette kanuni denir. Askerlikte Yavuz Sultan Selim denir. Efendim ilimde Bayezid denir. Yani o konularda da Sultan Fatih onları geçmiştir. O devrin en geçerli dillerinde biliyor. İşte ne diyor bakın Latinceden Yunancaya, Sırpçaya kadar, Fransızcadan İtalyancaya, Farsçaya hatta Çağatay lehçesine kadar o devrin geçerli dillerin hepsine hakim. Ve deniyor ki kitaplarda zikrediliyor 8 yaşında yastığına İstanbul'un haritasını çizmiş. Ona bakarak yatıyor, ona bakarak kalkıyor. Nasıl taarruz edebilirim? Nasıl bir kuşatma yapabilirim? Daha öncekiler ne yaptılar? Nasıl efendim başarısız oldular? Ne yapmaları gerekirdi? Ve bütün bunların hepsini daha o yaşlardan itibaren hep tahayyül ediyor, tasavvur ediyor. Plan, proje, program ve öyle büyüyor. Evet, 8 yaşında, şimdiki 8 yaşındaki çocuklar, şimdiki 18 yaşındaki gençler nelerle meşguller? Gençler nelerle meşgulsünüz? Derdiniz nedir? Davanız nedir? Hedefiniz nedir? İdealiniz nedir? Ya işte hedefimiz bunlar olmalı. Bizim için örnek, sembol, şahsiyetler onlar olmalı. Dedelerimiz olmalı. Bunlar bu bahsettiğimiz bizim şanlı ecdadımız hepsi gerçek kahramanlar. Yani masa başında senaryoyla üretilmiş olan uyduru kahramanlar değil. Evet Bugünün dünyanın süper gücü dediğiniz güçlerin masa başında o Hollywood'larda bilmem nerelerde Rambolar, örümcek adamlar, süpermenler. Bunların hepsi uyduruk kahramanlar. Niçin uyduruk kahramanlar? Çünkü adamların gerçek kahramanı yok ki. Gerçek bir zaferi var mı? Bu şanlı ecdat öyle bir devlet -i aliye Osmanlıya kurmuş ki içerden hainler, dışarıdan efendim düşmanlar o kadar uğraştılar 200 senede zor yıktılar. E Amerika'nın tarihi geçmişine kadar senin yıkılışın kadar adamların geçmişi var. Onun için bizi tarihimizden koparmak istiyorlar, o şanlı ecdadı unutturmak istiyorlar. Geçmişimizi unutmayacağız. Milli ve manevi değerlerimizi ayakta tutmaya gayret edeceğiz ve bunun için uğraşacağız. Geçmişimizi unutmayacağız. Yoksa geleceğimize ışık tutamayız kıymetli kardeşler.